Evet arkadaşlar, bugün sizinle soru cevap çekiyoruz. YouTube'un en yaratıcı ve zor videolarıdır biliyorsunuz. Uzun zamandır yapmıyorduk. Benden beklediğiniz bir video olduğunu düşünmüyorum. Çok formatıma uyan bir şey değil. Ama neyse. Uzun zamandır yapmıyorduk sonuçta. En sevdiğin şarkı şu anda. Şu anda J. Cole ve Travis Scott'ın London şarkısını çok dinliyorum. Zaten bir videomda da paylaşmıştım. Hayatın boyunca hiç arabesk dinledin mi Hazal aşk? Dinlemez miyim? Ben ortaokulda görebileceğiniz en yıkık insandım. O kadar yıkıktım ki her sevdiğim erkeğin arkasından acılı bir şarkı dinlerdim. Bir tane adam vardı mesela, onu dinliyordum. Arabesk değildi ama arabesk de dinliyordum. Mesela bir tane çocuğu çok seviyordum. Tamam mı? Onun arkasından kemancı dinliyordum. Neden kemancı dinliyordum? Kemancıyı bilir misiniz bilmiyorum. Şarkıyı unutmuşum, çok uzun zaman oldu çünkü. Yani şöyle, ben ilkokul ve ortaokulda inanılmaz derecede annemle Yeşilçam şeylerini izlerdik. Filmleri mi denir ona? Filmlerini izlerdik. Ve orada çalan her acılı şarkıda o çocuk aklıma falan gelirdi. Galiba ortaokulda ve ilkokulda birazcık babaanne dede ruhuna sahiptim, bilmiyorum. İdeal kilona ulaşmak için kaç ay verdin kendine? Kaç kilo olmak istiyorsun? Şimdi şöyle, hiçbir zaman incecik olmak istemedim ki zaten olamam. Yani deli gibi omuzlarım var. Geçen gün Berna'yla kulacımı ölçtük. Kulacım ne kadar çıktı biliyor musunuz? Ne kadar çıkmıştı? Berna hatırlıyor musun ne kadar çıktı? Ama bayağı uzun çıktı yani. Omuzlarım falan çok geniş olduğu için hiçbir zaman incecik bir kız olamayacağım. Olmak istesem de yani hani olmak istemiyorum. Olmak istemiyorum incecik bir kız. Yani ideal kilom benim 65. Ben 65'i görmek istiyorum. En düşük 63 belki. Ama onda bile yani şu an neden hastalıklı gibi duruyorum? Neyse. Yani onda bile böyle hatlı olmak istiyorum. Ben her zaman hatlı kadın olmak istedim. Bu benim ideal kilo anlayışım. Seni hep mutlu görüyoruz. Peki üzüntünü nasıl yaşıyorsun? İçine mi atıyorsun? Tavsiye verir misin? Dostum. Genelde %70 mutlu bir insanım. %30 depresyon bir insanım. Mutluluğumu çok fazla yaşarken depresyonumu sadece geceleri kendi kendime, ama onu da ağır yaşıyorum. Zaten gözlerimin altının morluğunu görüyorsunuz. Asla uyuyamıyorum. Yani uyuyamıyorum. Depresyonum, galiba üzüntümü böyle yaşıyorum. Berna ile birbirinizi ne kadar da tanıyorsunuz? Berna hayatımda çok yeni bir karakter. Bernacığım, çok yenisin. Ama çok özelsin. Lisede hayatın nasıldı, dostlukların, ilişkilerin? Arkadaşlar lisede hayatınızı görüp görebileceğiniz en ergen insandım. Hayatımın zaten %90'ı basketboldu. Yani o, neredeyse okula gitmiyorduk falan. Ama bu tabii lise sonunda değişti. Neyse. Lise 1-2-3 tamamen basketboldu. Böyle bir tane basketbolcuya aşıktım falan. Değişik bir kafa yapısı. Yani hiç ders çalışmazdım. Bunun için inanılmaz derecede pişmanım. Yani şu anki aklım olsa oturur dersimi çalışırdım gerçekten. Yani ne olacağını bilmiyordum. Yani ne olur bilmiyordum ama hani oturur ders çalışırdım. Yalan yok. Onun dışında yani neşeli bir kızdım, ne bileyim. Mesela bir tane çocuğa aşıktım. Tamam mı? Yani daha doğrusu değildim. Bir şekilde beni tavladı. Çıktık ve onu ondan daha çok sevmiştim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok garip bir şey oldu. Çocuk beni bir anda terk etti. Ama gerçekten bir anda, ortada hiçbir şey yokken terk etti. Sonra onun en yakın arkadaşı bana aşık oldu. O sırada Yunanistan gezisine falan gittik. Ve
o çocukla, o çocuğun bir daha yüzüne bakmadım. Böyle değişik, enteresan olaylar yaşadım. Ondan sonra aşka maşka tövbe ettim. Dedim yok. Odaklan basketboluna. Basketboluma odaklandım, basketbolcu olamadım. Ama yani bu kadar kötü olayın içerisinde de hep mutlu bir insandım. Bilmiyorum yani, sebebini bilmiyorum. Galiba bu bana ailemin verdiği bir felsefe mi diyeyim? Evet yani. Mesela annemle babamın bana verdiği bir felsefe bu yani. Hayatınızda ne kadar kötü şeyler olursa olsun, o kötü şeyler her zaman size daha iyi şeyler öğretir ve hayata sizi daha güzel hazırlar. Şu andaki sağlıklı ilişkimi tamamen geçmişteki hastalıklı karakterlere ve ilişkilerime, çünkü geçmişte hastalıklı karakterler derken kendime de laf sokuyorum, çok hastalıklı bir karakterdim, onlar da hastalıklı karakterlerdi, ilişkimiz de hastalıklıydı, o yüzden şu an mükemmel bir ilişkim var. Yani şunu demek istiyorum, geçmişinizde ne kadar yanlış yaparsanız yapın, her zaman gelecekte bu sizi daha iyi bir insan, daha mutlu bir insan, daha başarılı bir insan olmaya hazırlar. Manita ile nasıl tanıştınız? Bununla ilgili bir video var. Çok eski bir video. Birazcık farkındayım, hiç böyle yani fazla ben gibi değil o video, ama o videoda gerçekten tüm detaylarıyla anlatıyorum. Ama yine de yani burada bir söyleyeyim. 4 ay, videoda 3 diyorum ama hesapladık 4'müş. Tam 4 ay köpek beni peşinden koşturdu. Ama şu an bende. Arkadaş çevreni nasıl oluşturdun? Seni çok seviyorum. Video at lütfen. Bu arada ben de seni inanılmaz seviyorum. Arkadaş çevreni nasıl oluşturdun? Arkadaşlar bakın. Eskiden benim telefonum var ya, susmazdı. Bakın. Şaka yapmıyorum. Susmazdı. Yani her gün farklı bir insanla buluşabilecek kadar arkadaşım vardı. 365 gün farklı insanla buluşmak istesem buluşabilirdim. Sonra da anladım ki bu çok boş bir şey. Hayatımızda görüp görebileceğimiz en gerizekalıca şey. Hayatınızdaki bütün gereksiz insanları hayatınızdan çıkarsın. Gerekli olanları tutun. Bazen gerekli olanlar bile kendiliğinden çıkmak zorunda kalıyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Her karakter her karakterle uymuyor, tamam mı? Bu ama bir insanın kötü ya da sizin kötü olduğunuz anlamına denk gelmiyor. Şöyle bir durum. Yani nasıl desem, ya hoşlandığınız şeyler biri olmayabilir. Hayata karşı bakışınız biri olmayabilir. Yani genel olarak arkadaşlık ilişkilerinizde size şu tavsiye vereyim. Ne kadar az ve öz dostunuz varsa o kadar iyi. Bu yalnızlık anlamına denk gelmiyor. Biliyorum yani lisede, ortaokulda vesaire insanlar çevre yapmak için inanılmaz derecede uğraşıyor. Ben de bu gereksiz insanlardan biriydim. Ben de inanılmaz derecede çevre kasardım. Çok da fazla arkadaşım vardı. Yani hala böyle arayıp sorabileceğim bir sürü arkadaşım var. Ama yakınımda dostum dediğim çok az insanı tuttum. O yüzden çok mutluyum. Bana Mirvan diye mesela benim 12 senelik bir arkadaşım var. Biz acı bir olay yaşamıştık ve bana çok güzel bir şey söylemişti. Hazal, kötü gün dostu olmak kolaydır. Ağlamak çok basittir. Ama iyi gün dostu olmak zordur demişti. Genelde insanlar bunun tersini söyler. Ama benim hayatıma baktığımda gerçekten kötü gün dostu bile olamayacak insanları hayatımdan çıkardım. Bugün ne kadar felsefik konuşuyorum ya. Senin gibi cesaretli olmak için ne yapmalıyım? Arkadaşlar ben hayatınızda görüp görebileceğiniz en korkak insanım. Hayata karşı değil ama Luna Park'ta çarpışan arabalar dışında ve atlı karınca dışında hiçbir şey binemiyorum. O derece korkağım. Ondan sonra bir böcek göreyim anında. O mekanda geçen gün ağlama krizine girdim. Yani deli gibi güldü çocuklar bana. Kafeden benim yüzümden kalktılar. Çünkü bu kadar bir hamam böceği gördüm diye. Bir saat ağlama krizine girdim. Yani ben bu hayatınızda görüp görebileceğiniz en cesaretsiz insanım. Ama hayatta karşı şöyle denemekten korkmayın. Yani daha deminki dediğim olayla aynı şey. Yanlış yapa yapa çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Ve bir şeyleri denemekten asla korkmamanız gerektiğinin bir diğer sebebi de şu. Ne istediğini bilmemek bile bu hayatta çok önemli. Mesela ne iş yapmak istediğini bilmiyorsun ama bunu yatıp düşünemezsin. Kalk, yapmak istediğin işleri listele ve hepsini yap.
yani ele, anladın mı? Belki de hiçbirini istemiyorsun, bambaşka bir şey istiyorsun. Yani ne istediğini bilmemek bile o kadar önemli ki. Yapmanız gereken tek şey harekete geçin. Harekete geçin. Bir sürü Amerika'ya ne zaman gideceksin? Los Angeles'a ne zaman gideceksin? Soruları var. Daha henüz belli değil. Benim isteğim, umarım Aralık'ta, yani benim isteğim böyle. Ama tabii belli değil, olmaya da bilir. Tamamen bu başka sebeplere bağlı yani. Benim elimde olan şeyler değil. Bakalım yani, Aralık'ta gitme gibi bir durum var ama tabii bir önce IELTS'e girmem lazım. Çünkü gitmek istediğim okulun şartları değişmiş. Artık şey kabul etmiyorlar. Okulunuzda %100 İngilizce okumanızın bir faydası yok onlar için. Sizden IELTS istiyorlar. Benim için sıkıntı değil. Bence basit bir sınav. Eğer IELTS'e girersem onun hakkında bir video isterseniz bana yazın. Bu konularda sizi bilgilendirmek çok isterim. İngilizce videolarıma devam etmek isterim. Hangi bölümden mezun oldun? Mütercim tercümanlık. Yani mütercim tercümanlık diye geçmiyor ama Yeditepe'de. Çeviri bilim diye geçiyor. Ne zaman insanlar çeviri bilim anlasan çevre bilim anlıyor. Ve bana diyorlar ki kaldırım mı yapıyorsun? Kaldırım yapmak ne demek? Ay, bana anlatır mısın? Çevre bilim bile olsa kaldırım yapmak ne demek? Bu kadar cahil olamazsın yani. Neyse. Kısacası çeviri bilim. Kaç bedensin acaba? Bir de genelde nerelerden giyiniyorsun? PS, çok güzelsin. Teşekkür ediyorum. Giyindiğim yer benim canım Elsweik kim? Şişmanlığımı saklamak zorunda bırakılıyorum. İnsanların bakışları ve sözleri yüzünden sence ne yapmalıyım? Birincisi. Onlar kim oluyor? İstediğini giyebilirsin. İstediğini yapabilirsin. Ben bak 44 bedenim ama göbek açıkta giyiyorum. Umurumda bile değil. Kim ne söylemiş? Kim bakmış? Kim gülmüş? Artık umurumda bile değil. Bak eskiden ben de kafamı takıyordum ama hayat böyle ilerlemez. Bu hayata bir kere geliyoruz kardeşim. Eğer mutlu olmak istiyorsan kilonu ver. Kilonu verene kadar da İstediğini giyebilirsin. Ama kilo vermek istiyorsan kesinlikle kilo ver. Diyorsan ki kafamı toparlayamıyorum, psikolojim bozuk, veremiyorum. O zaman kıyafetlerinden de kendini mahrum bırakma. Ben mesela bir AVM'ye giderken bir gözüme mavi, bir gözüme kırmızı far falan sürüyorum. Çok seviyorum. Farklı olmayı çok seviyorum. Farklı olmak eziklik değil ama farklı olmak cool'luk da değil. Farklı olmak insana özgü bir şey. Yani bir insan sade olmayı sevebilir, farklı olmayı sevebilir, aykırı olmayı sevebilir, spor olmayı sevebilir. İstediğini yapabilirsin kardeşim. Bu hayatta bir kere geliyorsun. Sinirlendim. Onlar kim oluyor ya? Zamanında bana da bunu çok yaptılar. Çok sinirliyim. Onlar kim oluyor? Yani onlar sana nasıl seni yargılayabiliyor? Sen nasıl kiloluysan, göbek açıklı giyiyorsan sana gülebiliyorlar. Gerçek dostun arkadaşın falan değil. Sil ele onları. Yok et. Spotify müzik listeni paylaşır mısın? Bunu da aşağıya yazıyorum. Bunu çünkü soran çok olmuş. Onun linkini paylaşayım. Arkadaşlar daha burada yani bir sürü soru var. Ama kameramın şarjı bitiyor. İstiyorsanız bunu da başka bir videoya saklayalım. Bu arada ne kadar itici şeyler ama kanala yeni geldiyseniz ben Hazal. Maalesef 24 yaşındayım. Hiç olmak istemezdim. Keşke hep hayatım boyunca 21'de kalsam. Burada güzellik videoları çekmiyoruz. Sadece güzellik videoları çekmiyoruz. Farklı farklı şeyler yapıyoruz. Artık saçmalamayı kesiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Daha dediğim gibi bir sürü soru var. Eğer part 2 isterseniz yani bana haber verebilirsiniz. İster yorumlarda, ister Instagram'da, ister DM'den, ister mailden. Nereden istiyorsanız artık. Videoyu beğenip beğenmemek de size kalmış. Bu konularda şey yapmayı sevmiyorum. Bu arada bunları zaten dinleyenler çok oldu. Yani bunları sevmediğimi bilenler çok var da kanala bu sıra yeni gelen çok insan olduğu için birazcık ön bilgilendirme yapmak istedim. Böyle şeyleri umursayan bir insan değilim. Sadece beni severek izlemeniz, beni sevmeniz bana yeter yani. Çünkü ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Bye.